Selamun aleykum. Merhaba, ehlen ve sehlen. Drastviti vsem. Hay. Arkadaşlar, hoş geldiniz Türkçe sohbet edelim'e. Türkçe sohbet edelim, Türkçe pratik yapalım. İnşallah iyisiniz. İyisiniz, iyisiniz. Bir insan nasıl olduğunu düşünüyorsa böyle olurmuş, böyle devam edermiş. Ben iyiyim mesela ve iyi olduğumu düşünüyorum. İyi olacağım. Çünkü beyin çok önemli. Beyin. İyiyim. İyiyim. Her şey normal olacak. Beyin önemli. Bu yüzden ben beynime iyiyim mesajı gönderiyorum. Siz de beyninize iyiyim mesajı gönderin lütfen. Pardon, hemen sohbete başladım. Ben biraz çenem düşük. Benim biraz çenem düşük. Özür diliyorum. Bir deyim arkadaşlar. Çenesi düşük. Evet, yazıyoruz bunu. Çenesi düşük. Ne demek Ali Bey? Yani çok konuşan kişi demek. Çenesi düşük. Arkadaşım çenesi düşük biri. Evet, yazıyorum buraya. Herkes hoş geliyor bu arada. Evet, çenesi düşük. Yazdım arkadaşlar. Bugün biraz çenem düşük, özür dilerim. Böyle konuşabilirsiniz. Bugün çenem düşük, affedersiniz. Çok konuştum. Şimdi ben başlar başlamaz konuşmaya başladım farklı konular hakkında. Bu yüzden dedim, pardon, çenem düştü. Çenem düşük biraz. Her neyse. Natalya hoş geldin. İyi akşamlar. Mazen Allah'ım. Merhaba. Evet, bu arada lütfen bu canlı yayını arkadaşlarınız ile paylaşın arkadaşlar. Bugün aleykümselam Mazen. Ben iyiyim. Süperim. Teşekkür ederim. Biraz çenem düştü Mazen. Bu yüzden ben özür diledim. Çenesi düşünce insanlar çok konuşuyorlar. Çenesi düşük insan. Burada sıfat oluyor. Çenesi düşük insan. Evet. Sizin çenesi düşük arkadaşlarınız var mı? Tabii bu biraz gıybet gibi, dedikodu gibi ama şaka. Sadece şaka. Çenesi düşük arkadaşım. Benim bir arkadaşım var. Çenesi çok düşük. Devamlı konuşur. Hatta telefonda sürekli konuşuyor benimle. Yeter artık lütfen. Yeter diyorum bazen. Bazen böyle diyorum. Hoş geldiniz. Evet, Mayson, Canim hoş geldin. Canim beni. Evet. Hariblu hoş geldin. İyi akşamlar. Neda Hanım hoş geldiniz. Ben harikayım, süperim, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün 3 kelime bir hikaye yapacağız. Ben yazdım arkadaşlar 3 kelime bir hikayeyi. Hemen başlıkta var zaten 3 kelime bir hikaye ve buraya da hemen yazıyorum. Evet. Bu kelimeler bizim kullandığımız kelimeler. Yani bize lazım olan kelimeler. Günlük Türkçe'de çok kullanıyoruz. Komşu, gürültü ve taşınmak. Komşu, gürültü ve taşınmak. Evet, tekrar ediyorsunuz. Komşu, gürültü, taşınmak. Harikasınız arkadaşlar. Güzel. Evet, şimdi bir hikayem olacak. Hikayeden sonra da bir arkadaşımla burada sohbet edeceğim. Onunla oyun oynayacağım. Lütfen bana buraya, chat bölümüne arkadaşlar, ben konuşmak istiyorum yazın. Tamam mı? Ben konuşmak istiyorum yazın. Chat bölümündeki bir kişiyi seçeceğim. Tamam. Tamam. Evet. Başladık. Herkes geldi. Birinci deyimimiz çenesi düşük olmak. Çenesi düşük insan bu. Cepte. Tamam mı? Ve ikincisi de hikayeler arkadaşlar. Hikayeler. Kelimeler daha doğrusu. Bu kelimelerle hikaye anlatacağım şimdi. Evet. Tamamen doğaçlama arkadaşlar. Düşünmedim. Doğaçlama. Doğaçlama. Yazıyorum. Ali Bey, doğaçlama ne demek?
Bakın arkadaşlar, Google'a bakın. Doğaçlama. Yani şimdi düşünüyorum, şimdi bunun hakkında hikaye anlatacağım inşallah. Evet, herkes hazır. Hazır, süper. Bu arada not. Bu Instagram'da canlı, YouTube'da canlı değil. Eğer YouTube'da seyrediyorsanız bu Instagram'da canlıydı. YouTube'da canlı değil arkadaşlar. Ama ben YouTube'da sizinle beraber seyrediyorum ve siz seyrederken ben de seyrediyorum ve chat bölümünde kelimeleri yazıyorum, cümleleri yazıyorum. Yani YouTube'da da seyrediyor arkadaşlarımız. Ben orada yazıyorum. Ben de gözlüyorum. Tamam. Tamam. Peki. Başlıyoruz arkadaşlar. Çok uzun tutmayacağım hikayemizi. Burada da kelimeler var. Komşu, gürültü ve taşınmak. Komşu. Yeni arkadaşlar, kelimeler burada. Başlıkta da kelimeler var. Başlıkta da. Komşu. Mesela ben bir evde yaşıyorum. Benim yanımda başka aileler var veya başka insanlar yaşıyor. Bunlar komşu. Belki yan dairede yaşıyorlar. Belki yan evde yaşıyorlar. Bunlar komşu. Belki üst katta yaşıyorlar. Belki alt katta yaşıyorlar. Bunlar komşu. Evet, komşu. Komşu kültürü, komşuluk kültürü Türkiye'de çok önemli. Sizin apartmanınızda çok komşunuz var mı? Bizim 12 daire, bu binada 12 daire var. 11 komşumuz var. Evet, 11 daire, yani 11 komşumuz var. Ama hepsi yakın insanlar değil. Yakın insanlar değil. Evet, komşu gitti. Gürültü hakkında önce kelimeleri açıklıyorum, sonra hikaye anlatacağım. Önce kelimeler, sonra hikaye. Gürültü ne? Gürültü çok ses. Çok ses. Belki insan sesi, belki fabrika sesi, belki trafik sesi. Yani ben duyuyorum, ben duyuyorum. Duyunca hoşlanmıyorum. Bu gürültü arkadaşlar. Her şey gürültü olabilir. Mesela bazı eski bilgisayarlar var. Eski bilgisayarda fan çalışıyor. Fan gürültülü. Bu gürültülü bir bilgisayar. Senin fan çok gürültülü çalışıyor gibi. Veya çarşıda, pazarda yürüyorum. Herkes konuşuyor. Pazarda mesela, Türkiye'de pazarcılar genellikle bağırıyorlar. Domates, biber, taze taze. Abla gel abla, bizdeki her şey çok kaliteli. Bakın gürültü. Abi gel gel, abi gel, sana verelim buradan. Çok taze abi, yeni geldi. Pazarda yürürken çok fazla gürültü var. Gürültü bu. Evet, Roxy hoş geldin. Azem iyi akşamlar. Georgie merhabalar. Yeni arkadaşlar, eğer Türkçe öğrenen arkadaşınız varsa bu videoyu lütfen, bu canlı yayını lütfen paylaşın. Paylaşmak, share. Paylaşmak. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, gürültü gitti. Komşu açıkladım. Gürültüyü açıkladım. Ve taşınmak. Taşınmak. Şimdi ben bu evde artık yaşamak istemiyorum. Başka bir eve gitmek istiyorum. Başka bir evde yaşamak istiyorum. Veya ofis. Ben bu ofiste artık çalışmak istemiyorum. Başka bir ofis kiraladım ve eşyaları aldım. Başka ofise, başka daireye gittim. Başka eve gittim. Bu periyot arkadaşlar taşınmak. Arkadaşım telefon ediyor. Çık çık çık. Ali Bey ne yapıyorsun? Mümtaz Bey ya, şimdi eski ofisten yeni ofise taşınıyorum.
Evet, eski ofisten yeni ofise taşınıyorum. Çok eşya var. Yardım eder misin? Lütfen gel yardım et. Ali Bey, meşgulüm Ali Bey, ben meşgulüm. Mümtaz Bey, her zaman böyle yapıyorsun. Ben bir yerden başka bir yere eşyalarım ile gidiyorum. Bu zamana taşınmak deniyor. Eşyalarım artık yeni yerde, yeni ofiste, yeni dairede. Taşınmak. Siz en son ne zaman taşındınız? Bu evde mesela yaşıyorsunuz. Bu evde siz en son ne zaman, kaç yıl önce taşındınız arkadaşlar? Ben bu eve sanırım 6 yıl önce taşındım. Evet, burası benim evim. 6 yıl önce bu eve taşındım. Şimdi bu arada Ravan, çok güzel cümle yazmış Ravan. Teşekkür ederim. 15 yıl yazmış Maraka. 15 yıl önce taşındım. Cümle lütfen yazı verin yani. Cümle istiyorum. Ali Bey, ben Moskova'da yaşıyorum. Ben evime 5 yıl önce taşındım gibi cümle yazın. Evet, taşınmak anlattım. Şimdi başlıyoruz. Hikayeye başlıyorum. Komşu, gürültü ve taşınmak. Ta 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 Bir pazar günüydü. Bir pazar günüydü ve ben her pazar dinlenmeyi çok seviyorum. Her pazar saat 10'a kadar uyuyorum. Neden? Çünkü ben hafta içinde her sabah erken uyanıyorum. Hafta içinde her sabah genellikle 6.30-7 arasında uyanıyorum. Bu yüzden hafta sonu benim için çok önemli. Ben pazarları geç uyanmayı çok seviyorum. Neyse. Geçen pazar yine yatağımda uyurken dışarıdan, sokaktan sesler duymaya başladım. Sesler. Ve bu sesler yavaş yavaş çoğaldı. Kamyon sesi, insan sesi, çocuk sesi. Sesler çoğalmaya başladı ve artık gürültü haline geldi. Sonra yatağımdan kalktım, merak ettim. Pencereyi açtım. Pardon, perde. Perdeyi açtım, aşağıya baktım. Aşağıda apartman kapısının önünde bir kamyon vardı ve kamyondan aşağıya eşyaları indiriyorlardı. Sonra düşündüm. Evet. Yeni bir komşu galiba bizim binamıza taşınıyor. Yeni bir komşu bizim binamıza taşınıyor diye düşündüm. Sonra onlara hak verdim. Yani taşınmak kolay bir şey değil. Taşınmak kolay bir şey değil ve her pazar taşınmıyor insanlar. Sonra ben erken uyandım. Bu pazar erken uyandım ve komşum taşınmaya devam etti. 1 saat, 2 saat, yaklaşık 1-2 saatte taşınma bitti. Sonra kamyon gitti. Kamyonun yanındaki insanlar, yani taşıyıcılar da, gürültü yapan taşıyıcılar da gittiler ve artık gürültü sona erdi. Bu arada bazı insanlar konuşurken yüksek sesle konuşuyorlar. Mahmut, şu eşyayı ver bana. Ya ben onu taşıyamam ya. O çok ağır ya. Sen taşı onu. Benim sırtımda problem var. Niye bağırıyorsun? Pazar pazar niye bağırıyorsun? Diye düşündüm ama tabii onlar çalışırken stresli çalıştıkları için neyse dedim kendi kendime. Neyse dedim.
Özetle 2 saat içinde, 1,5-2 saat içinde eşyaları yukarıya götürdüler. Ve 2 saat içinde komşum yeni evine taşındı. Sonra ben öğlenleyin komşuma gittim. Ding ding. Kapısını çaldım ve komşumla tanıştım. Ona "Hoş geldiniz apartmanımıza. Ben bu apartmanın yöneticisiyim. Eğer bir problem olursa, eğer bir şey lazımsa lütfen bana ulaşın. Benim dairem No 6. Daire 6'dayım ben." dedim. Yani komşumla, yeni komşumla tanıştım. Çok sevindi çünkü o Türk değildi. Evet, o yabancı bir kişiydi ama iyi Türkçe konuşuyordu maşallah. İyi Türkçe konuşuyordu. Ve ben onunla tanıştıktan sonra daireme geldim. Güzel bir kahvaltı yaptım. Gürültü yoktu Allah'a şükür. Taşınma bitmişti ve artık komşum evindeydi. Ve ben komşumla tanıştım. Arkadaşlar, bitti. Hikayemiz bu kadardı. Yeni komşu, gürültü yapan taşıyıcılar ve yeni komşum taşındı. Bizim apartmanımıza taşındı. Umarım beğendiniz. Basit bir hikaye ama biliyorsunuz bizim için kelimeler ve kelimelerin telaffuzu önemli dostlar. Evet, şimdi bir arkadaşımızla konuşacağız. Evet, Konsti 17 yıl önce Leipzig'e taşındım. Ne güzel. 28 yıl önce taşınmış Emi Musa ile. 28 yıl önce. Evet. Poala Rubio, bu eve 20 yıldır taşındım. No 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 no. Bu eve 20 yıl önce taşındım. Dir varsa proses, süreç lazım. Bu evde 20 yıldır yaşıyorum. Bu evde 20 yıldır yaşıyorum. Tamam mı? Yani hala devam ediyorsadır kullanıyoruz. Ama 20 yıl önce taşındım olacak arkadaşlar. Tamam. Evet, şimdi kim konuşmak istiyor arkadaşlar? Son 5-10 dakika arasında. Evet, ben 12 önce Tahran'a taşındım Sahar. 12 dakika, saat, gün, yıl, which one? Hangisi? 12 yıl önce belki. Evet. Kalortirina, 3 yıl önce bu eve taşındım. Süpersin. İren Fatina, evime 15 önce taşındım. 15 yıl veya 15 sene önce taşındım olacak. Evet, taşınmak. Çok iyi bir hikaye. Teşekkür ederim. Anladığınızı umuyorum. İnşallah anladınız. Evet. Evet, Mokani. Mokani benimle konuşmak istiyor. Mokani, seni çağırıyorum. Mokani, hazır ol. Lütfen saçlarını düzenle. Oturduğun mekanı düzenle. Evet. Yanlış yaptım. Mokani, seni çağırıyorum. Neredesin? Evet, Mokani 21. Mokani 21 ile canlı yayına geç. Heh, tamam, yanlış yere bastım. Arkadaşlar, onunla oyun oynayacağız. Oyun oynayacağız inşallah. Bakalım. Mokani geliyor. Lütfen kameranı aç. Merhaba hocam. Geldi. Mokani geldi. Hoş geldin Mokani. İyiyim hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim hocam, bomba gibiyim. Bombay, maşallah maşallah. Mokani, sen where are you from'lusun? Pardon, nerelisin? Ben Cibutiliyim. Şu anda Ankara'da 6 ay yaşıyorum burada. Harika. Yazıyorum hemen. Senin orijinal adın Mokani mi? Başka isim var mı? Yok, benim asli adım Abdülgani. Abdülgani. Abdulgani, tamam. Evet. Mokani senin soyadın mı? Muhammed. Muhammed. Abdulgani Muhammed, doğru mu? Evet. Evet. Tamam Abdulgani. Şimdi sen Ankara'dasın, doğru mu? Evet, Ankara'dasın. Ankara'dayım.
Cubuttilisin, Evet. Cubutti. Yazıyorum ben, not alıyorum da seninle konuşmak için. Ve Evet. şimdi ne yapıyorsun Ankara'da? Şimdi Tömer okuyorum. O Öğrenciyim. Tömer'de. Hangi Evet. Tömer? Uzun Hacı Ali Beran mi, Maltepe'de Üniversitesi. mi, Çankaya'da mı? Hacı Beran Üniversitesi. Tekrar. Hacı Beran Üniversitesi. Ha, Hacı Bayram Evet. Üniversitesi'ndesin. Evet, Süper şu dostum. anda A2 okuyorum. A2 kitabı A2. Maşallah Abdülhani, maşallah A2. Bu Evet. arada senin evin soğuk mu? Biraz soğuk, biraz soğuk. Biraz soğuk. Sen Evet. bu ne? Duş mu aldın? Banyo mu ettin? Külfet Evet. mi? Değil, değil. Ha, sen duş mu Biraz aldın üşüyorum, bugün? biraz üşüyorum. Biraz Bu yüzden. önce duş mu aldın? Evet. Ha, tamam. Ben her gün YouTube'da senin video izliyorum. Maşallah. Çok iyi. Ama internetin bitecek sonra Abdülhani. Ya, her Tamam. gün izleme. 2 günde bir izle. Aa. İnternetin limitsiz mi? Yok, evet, limitsiz hocam. Ha, tamam. Abdülhani, telefonunla çok oynuyorsun. Abdülhani, Tamam, sabit dur. 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 Ha, dur. Ha, bu iyi. Yani benim başım dönüyor. Benim evet, başım dönüyor. kusura bakma, kusura bakma. O yüzden biraz bu ilgi defa benim ve yani canlıyı girdim yani. O yüzden biraz utanıyorum. Harikasın. Güzel konuşuyorsun. A2 öğrencisisin ama bence daha iyi konuşuyorsun. Bravo. Abdülhani, Evet. zeki ve çalışkan bir öğrencisin galiba. Teşekkür ederim hocam. Ve bence bu yüzden sen Türkiye'ye geldin. Peki Türkiye'ye ne zaman geldin? Kaç yıl önce geldin? 9 ay önce. Maşallah. Bu Türkçeyi 9 ayda mı öğrendin? Cibuti'de başladın mı biraz? Yok yok yok. Başlamadım. Yani bu 9 aylık Türkçe mi? Ne hocam, efendim, titrem söyleyebilir misin? Yani senin Türkçen sadece 9 ay önce başladığın Türkçe mi? Yani 9 ay önce başladın ve bu finalde böyle konuşuyorsun. Ama Sadece hocam 9 ay. biliyorsun, benim komşular, arkadaşlar Türkiye sohbet ediyorum. O yüzden benim Türkçe geliştiriyorum. Süper. İşte bu taktik. Evet, pratik yapıyorum her Abdülhani'nin gün. taktiği çok iyi. Yani Türklerle, Türk arkadaşlarla çok Evet. konuşmak Evet. çok faydalı. Evet, Tavsiye çok ediyor faydalı. musun? Evet. Tamam. Tamam. Hocam Peki sen nerede dostum. yaşıyorsun? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ha. Ama ben Ankara Üniversitesi'nden mezun oldum. Ankara Üniversitesi bitti. Hangi fonun? Sıhhiye'de. Ankara Üniversitesi Sıhhiye'de. Sıhhiye'yi biliyor musun Ankara'da? Yok yok, duymadım hocam. Ha, duymadın. Tamam. Ben Tanıştığımıza memnun Ankara'ya oldum hocam. ne? Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Gidiyor musun? Dur, nereye gidiyorsun? Ama gitmiyorum, ama yarın ödev var, yazmak ödevim var, o yapacağım. Tamam. Şimdi bir dakika. Sadece seninle bir yarışma yapacağız, bir oyun yapacağız. Olur mu? Tamam, hazırım. Heh, hazırsın. Evet. Yarışmamız, oyunumuz evet hayır oyunu. Yani Tamam. ben sana Tamam. soru soracağım. Ben sana soru soracağım. Sen cevap vereceksin. Fakat evet Tamam. yok. Tamam. Hayır Tamam. yok. Tamam. Tamam. Ve hayır gibi yok kelimesi yasak. Deneyim metodu. Ben sana soru soruyorum. Sen cevap veriyorsun. Evet yok, hayır yok. Tamam. Understanding mi? Evet. Tamam, başlıyoruz dostum. Başlıyoruz. Bu arada 2 dakika. Sadece 2 dakika. Tamam. Başladık. Abdulhani, evet ve hayır kullanmıyorsun. Yok kullanmıyorsun ve oyun başladı. Abdulhani, bugün dışarı çıktın mı? Bugün dışarı çıkmadım. Çıkmadım. Çok Bugün evde miydin? ödevim. Bugün sürekli evde miydin? Evet.
Duymadım, duymadım, duymadım. Aa, Pardon, geri alıyoruz. Hop. Abdülgani, tamam. bugün evde miydin? Kitabı okuyorum, evde çıkmadı. Ha, kitap okudum. Bu yüzden evden çıkmadım. Evet, Evdeydin. öyle. Hayır, yine Allah! evet. Tamam, duymadım, duymadım. Bu ilk Ama defa. Kabul değil, kabul değil. İlk defa. tamam. Artık bundan sonra yok ama. Bundan sonra yok. Deneyim, Peki deneyim. Abdülhani, bugün evde yemek yedin mi? Yemedim. Hiç yemek Hiç. yemedim. Neden oruç mu tutuyorsun? Oruç mu var? Biraz hastayım. Biraz hastasın. Peki sebep ne? Hastalık, üşüdün mü ve grip mi var, nezle mi var? Biraz nezle var. Nezle var. İlaç kullanıyor musun? İlaç? Tamam, kullanacağım. Hayır, bu bir tavsiye değil. İlaç içtin mi? Mesela Hayır, aspirin hayır, içtin hayır, mi? hayır, istemedim. Aspirin dediğin Aa! hop dedin. Kazandım, kazandım, kazandım. Biraz zor, o oyun biraz zor ha. Problem yok dostum. Bu pratik oyunu. Tamam mı? Tamam, Önemli tamam, değil. tamam. Tebrikler. Yine iyi sabrettin. Tamam. Çünkü ilk defa oynadın ve sen A2 öğrencisisin. Evet, Süper. evet, Bence evet. performans çok iyi. Teşekkür Performans da ederim şahane. baba. Abdülhani, çok memnun oldum kardeşim. Ben de yoldan. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Bu arada Abdülhani dur. Cibuti'de hangi dili konuşuyorsun en çok Anne ailenle? dil Cumhuriyeti Somalice. Somalice. Ama insanlar Fransızca konuşuyorlar. Yani. Tamam, Fransızca konuşuyorlar. Yani Somalice, hoşça kalın nasıl söylüyorsunuz Somalice? Aleyküm selam. Tamam. Aleyküm selam dostum. Görüşürüz. Selametle. Selam. Görüşürüz. Evet. Güzel konuştu. Ben gerçekten beğendim arkadaşlar. Abdülhani güzel konuştu. Somalili, pardon, Cibutili arkadaşımız. Ben çok beğendim. Siz de beğendiniz mi Abdülhani'yi? Yani normalde A2 öğrencisi ama o ne söyledi? Türklerle çok konuşuyorum. Bu yüzden daha iyi, daha iyi, daha güzel konuşabiliyorum. Türkçemi geliştiriyorum dedi. Aynen öyle. Bravo. Tebrik ediyorum seni Abdülgani. Evet arkadaşlar, komşu, gürültü ve taşınmak hakkında hikaye anlattım. Ve Abdülgani ile küçük bir pratik yaptık. Videomuz, canlı yayınımız bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzun süre konuşmuyorum çünkü sıkıcı olmasını istemiyorum. Yeteri kadar yeterli. Yeteri kadar olsun, kafi. Sonraki videolarda, sonraki canlı yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.